Antony replied to Scholes, I can teach him if he really wants it. Manchester United continues to win in the Europa League. Defeating Sheriff Tiraspol at Old Trafford, Manchester United will face Real Sociedad to top the group. One of the most talked about events in the Sheriff Tiraspol match was Antony's exit from the game at the end of the first half. It was said that Eric Tenhag, who did not start the second half with Antony was angry with Antony. Eric Ten Hag, who was said to have been annoyed by Antony's swirling action with the ball in one position, did not include Antony in the second half. Former Manchester United player Scholes also made comments about Antony at the end of the match. "I don't understand what Antony wants to do. He needs a good kick," Scholes told Sky Sports angry at this comment many manchester united fans reacted to scholes responding to these issues today anthony said if scholes is very interested in making this move i can show him so what is your opinion on this subject what do you think about anthony's movement and scholes interpretation alejandro garnacho could bring the best out of jadon sancho at manchester united Manchester United's young star Alejandro Garnacho made his club debut in the Europa League in Thursday's win over Sheriff Tiraspol. The 18 year old produced a lively performance from the left wing with three successful take ons while winning seven of his 12 ground duels contested. The teenager also completed 90% of his passes while drawing four fouls from the opposition garnacho certainly made a good impression in his first big game for united and we think that jaden sancho's success could bring the best out of jaden sancho sancho has been struggling for form and consistency since the last international break he was an unused substitute last night with garnacho picked over him the 67 pounds million rated star could be reinstated into the starting 11 against west ham united on sunday but he will be aware that he can't take his place for granted. The left back now appears an undisputed starter for the league games. Hopefully, the latest snub for Sancho has a positive impact on his displays starting from this weekend. Ronaldo still capable of being prolific for Manchester United. Manchester United manager Eric Ten Hag believes Cristiano Ronaldo is still capable of scoring over 20 goals a season, despite limiting the 37-year-old's game time so far this season. Speaking after the match, Eric Tenhag made comments about Ronaldo. Talking about Ronaldo, Ten Hag said, he always trusts Ronaldo, his performance is pretty good despite being 37 years old. Friends, we will continue our video for our followers in Turkey as there are many main United fans in Turkey. Thank you for your understanding. Bu açılış golü Potter'ın tarafını önemli ölçüde seviye atlamak için ilham vermeye ve şık bir ilk yarı performansıyla Salzburg'u ezmeye yetti. Ev sahibi takım aradan sonra tekrar toparlandı ancak Chelsea Kai Havertz'ın galibiyle çizgiyi aşmak için direnç gösterdi. Dinamo Zagreb 0, Milan 4 Milan akşamın erken saatlerinde Salzburg'un yenilgisinin tam anlamıyla yararlandı ve Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'i kapsamlı bir galibiyette klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Topu biraz daha az görmelerine rağmen Rossoneri tek taraflı kazanmayı hak etti ve Matteo Gabbia'nın yakın mesafeden kafa vuruşu yaptığı ilk yarının kapanış aşamalarında öne geçti. Milan daha sonra ikinci yarıda önce Rafael Leo Ardından 10 dakika sonra penaltıdan Oliver Ground ve tam olarak bir 10 dakika daha kendi kalesine gol attı. Milan'ın 6. maç günü evinde Salzburg'a yenilmemesi gerekiyor ve eleme etaplarında bir yerleri olacak. Son 16'daki önceki görünümleri 2014'teydi. F grubu Celt 1, Donex 1 Celtic, Donex'e karşı evinde berabere kaldıkları bir beraberlikle bu sezon Avrupa rekabetinde herhangi bir yere veda etti ve grubun sonuncusunu bitirmelerini engelleyecek kadar iyi değildi. İskoç şampiyon Kumakis ile ilk yeri yönde geçti. Devam etseler de Shakhtar'ın 6. maç gününe girmesiyle puanları eşitleyebilirdi. Olduğu gibi formda Muki ikinci yarıda berabere bitmesini sağlamak için eşitliği sağladı. En kötü ihtimalle Shakhtar'ın Avrupa Ligi eleme turlarına yer alması garanti. Ancak 6. maç gününde Leipzig'i yenerlerse Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura çıkacaklar. Leipzig 3, Real Madrid 2. Bir diz önemli eksiklik nedeniyle zayıflamış olmasına rağmen Almanya'da Leipzig tarafından zorbalığa uğrayan son şampiyonlardan kimse bu kadar kötü bir başlangıç beklemiyordu. Dirotan Bulen ilk düdükten itibaren acımasız davrandı. Real Madrid oyunu zor bir başlangıç yaptığı için cezalandırdı ve iki golle öne geçti. Junior devre arasından hemen önce birini geri çekti ve Real ikinci yarıda gemiyi dengeledi. Ancak hiçbir zaman yeterince tehdit edici görünmüyordu. Bu arada Leipzig karşıda tehditkar görünüyordu ve Rodrigo ölüm cezasına çarptırılabilse bile oyunu şüpheye yer bırakmamak için üçüncü bir gol attı. Carlo Ancelotti için ofiste çok ama çok kötü bir gece. G grubu Sevilla 3, Kopenhag 0 Sevilla nihayet 5. denemede sezonun ilk şampiyonlar ligi galibiyetini aldı ve eşit derecede galibiyetsiz sarsıldı. Taraftarlar goller için ikinci yarıya kadar sabırla beklemek zorunda kaldılar ve sonunda kilitlenmeyi saat işaretiyle açtı. Ancak maç son ermeden dakikalar önce Montiel'in hızlı atışları maçı Kopenhag'dan alıp götürene kadar sonuç kesin değildi. Danimarkalılar yürüyüş emirlerini durma zamanına kadar vermesine yardımcı olmak için mücadele ettikten sonra yarışmayı 10 oyuncu ile bitirdi. Borussia Dortmund 0, Manchester City 0 hem Borussia Dortmund hem de Manchester City için Signal Eden Park'ta golsüz bir beraberlikte bir puan işi yaptı. Erling Haaland'ın eski baskı sahasına geri döndüğünü gören bir oyun. City boyunca topa hakim oldu. Ancak ilk yarıda daha fazla şansa sahip olan Dortmund'du ve muhtemelen şu ya da bu anda Karim Adeyemi ya da Moka aracılığıyla öne geçmeliydi. Riyad Mahrez devre arasında City adına bir penaltı kazandı ve kaçırdı. Sonuç City'nin grupta en üst sırada yer almasını sağlarken Dortmund'da yedek bir oyunu eleme aşamalarında yerini aldı. H grubu Paris Saint-Germain 7, Haifa 2. Paris Saint-Germain için amaç açıktı. Kazanın ve nakavt aşamalarındasınız. Ardından gelen çoğu kişinin beklediğinden daha rekabetçi bir maçtı. Ama aynı zamanda Les Pariens'in yıldızlarla dolu üçlüsünden neden bu kadar doyumsuz olduklarını tam olarak gösterdiği bir geceydi. Messi 90 dakika boyunca Mbappe ve Neymar'la sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak sansasyonel bir performansla yıllarını geri aldı. Christophe Galtier'in tarafı hatasız değildi ve yarışmacı Haifa tarafından test edildi. Ancak ev sahibinin iki gol atmalarına rağmen hücum eden Trident onların havasındayken asla üzülmeye neden olmayacaklardı. Benfica 4, Juventus 3 Juventus'un Benfica'dan yenilgisiyle ilgili bir başka gecenin çatlaklarını ortaya çıkaran bir skor çizgisi onları resmen Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıyor. İlk düdükten hakim olan onların geride kalması sadece 17 dakika sürdü. Ancak Yin aracılığıyla hızlı bir şekilde yanıt vermelerine rağmen birkaç dakika sonra tekrar Mario cezasının ellerinden parçalanacaklardı ve bu tam da bir çöküşün tonunu belirledi. Benfica oyunu tamamen kontrol etti. Ve ikinci araya dördüncü 5 dakikayı ekleyerek oldukça küçük düşürücü bir 4 pelik skor çizgisi oluşturdu.